Bezi eğrilerinin geometrik olarak nasıl davrandığını artık öğrendiğimize göre şimdi işin cebir kısmına geçebiliriz. Üç noktalı bir çokgenle başlayalım. Daha önce yaptığımız gibi doğrusal interpolasyon kullanarak bir Q noktası oluşturuyoruz. Bu nokta AB doğru parçasındaki ağırlıklı ortalamayı temsil ediyor. Q cebirsel olarak şöyle yazılabilir. Q eşittir 1 eksi T çarpı A artı T çarpı B. Sonra BC doğru parçası üzerinde bir R noktası oluşturuyoruz. R de şöyle yazılabilir. R eşittir 1 eksi T çarpı B artı T çarpı C. Son olarak Q ve R'yi birleştirip son bir doğrusal interpolasyonla P noktasını elde ediyoruz. P eğri üzerinde bir nokta. Bu da P eşittir 1 eksi T çarpı Q artı T çarpı R şeklinde yazılır. Bu son denkleme bakılırsa P'nin T cinsinden derecesi 1. Ama aslında ilk iki denklem de T'ye bağlı. İlk iki denklemi üçüncüsündeki yerlerine yazarsak şu denkleme ulaşırız. Gerekli işlemleri yaptıktan sonra denklem şuna dönüşür. P eşittir 1 eksi t'nin karesi çarpı a artı 2 t çarpı 1 eksi t çarpı b artı t kare çarpı c. İfadedeki kareler p'nin aslında ikinci dereceden bir polinom olduğunu gösteriyor. İlginç değil mi? Üç noktalı bir çokgen ikinci dereceden bir polinom yaratıyor. Aslında bu akla yatkın bir sonuç çünkü iki kez doğrusal interpolasyon yaptık. İlk aşamada Q ve R'yi İkinci aşamada ise P'yi hesapladık. Peki bu işlemi 4 noktalı bir poligonla yaparsak ne olur? İlk aşamada doğrusal interpolasyon kullanarak 3 nokta buluruz. İkinci aşamada 2 iki ve üçüncü aşamada ise tek nokta hesaplarız. Toplamda 3 aşama olduğuna göre ortaya çıkan eğri de 3. dereceden olur. Demek ki 4 noktalı bir çokgen, 3. dereceden bir eğri oluşturuyormuş. Dicassel Jo algoritmasını genelleştirerek 5, 6 veya herhangi bir sayıda nokta için uygulayabiliriz. Kural şu, işe n tane nokta ile başlıyorsak ortaya çıkan polinomun derecesi n-1 olacaktır. Gayet basit, tebrikler bu bölümü tamamladınız. Bugün cesaretli gününüzdeyseniz sıradaki bonus alıştırmayı çözmeye çalışarak şansınızı deneyebilirsiniz.